Osman Gazi veya Büyükşehir Belediyesi'nden ricamız buraya 3 kahvede çok güzel yan yana o büyük şemsiyelerden istiyoruz. Mümkünse ricamız bu. Ben Bursa Osman Gazi Adalet Mahallesi Muhtarı Hüzeyfe Tığ'ı. Bu dönem ilk dönemimdi. Şimdi Allah nasip ederse ikinci döneme aza kardeşlerimizle, azalarımızla beraber talip olduk. Seçerlerse devam edeceğiz. Şu anda da yanımda Fatma Hanım, Sevgi Hanım ve Nilüfer Hanım. Azalarımın üçü burada. Ötekileri işleri dolayısıyla burada mahallede olmadıkları için katılamadılar. Bu şekilde dedik çıkalım, tek çıkmadım. Mahalle hepimizin, mahallemizin sorunlarına hepimiz beraber göğüs geriyoruz ve ona göre hizmet getirmeye çalışıyoruz. Bu dönemde şimdi öncelikle burada pazar yeri ve ortaokul sorunumuz vardı. Ve trafik aksadığı için de pazardan dolayı bunu gündemde tutmuştuk. Ve bu pazar yeri konusunu Akyüksel'in parkı arkasına oluşan yeni bölgede geçici olarak şu anda pazar yeri olarak oluşuyor. Seçimden önce büyük olasılık yetişecek Allah'ın izniyle Osman Gazi Belediyesi tarafından ve buradaki trafik sorununu bir nevi ortadan kaldırmış olacağız ama burayı dediğimiz gibi geçici olarak düşünüyoruz. Çünkü daha önce talep ettiğimiz 580 ada 19 parsel Hamidiye Meslek Lisesi'nin bahçesine biz bakanlıkla tekrar bir görüşme yaptık. Milli Eğitim Müdürümüzü buraya getirdik ve bu alanda kurulacak pazar yerinin 5 tane mahalleye, Hürriyet semtinde bulunan 5 mahalle Adalet, İstiklal, Soğukkuyu, Yeni Karaman, Hürriyet olarak geçen mahallelere hizmet edecek. Ve buradaki trafik sorunu kökten çözülmüş olacak. Çünkü genelde burada otopark sorunu var. Biz Bursa'nın şu anda tam merkezindeyiz. Organize Sanayi ve Demirtaş Sanayi Bölgesi'nin ortasında kalıyoruz. Devamlı işçi sirkülasyonunun olduğu noktada olduğu için pazar kurulduğu zaman da burada trafik sıkıntısı çekiyoruz. Spor tesisimiz var. Spor tesisinde maçımız olduğu zaman da otobüslerimiz geçmiyor ve bundan en fazla Hürriyet'te 5 mahallenin içinde İstiklal ve Adalet sıkıntı çekiyor. Otobüslerimiz geçmiyor. Hürriyet'te eski Muda yolunun olduğu yerden ister istemez mecburiyetten geçiyorlar. Orayı kaçış noktası olarak kullandıkları için en fazla mağdur olan buradaki nüfus sayısı 2 mahallede 25 bin kişi. Ve meslekçimiz var. Gelen talebeler de aynı sıkıntıyı çekiyor. Sabah işe gidecekler de aynı sıkıntıyı, hastaneye gidecekler olan onlar da aynı sıkıntıyı çekiyor ve bundan dolayı çok tepki alıyoruz. Belediyeden şu anda bizim burada Osman Gazi Belediyesi temizlik işletmelerine mensup olan personel haftanın 3 günü mahalle içi topluyor. Her akşam da Adalet Caddesi'nde çöp toplaması yapıyor. Fazla bir sıkıntımız olmuyor. Öbür türlü de Büyükşehir Belediyesi Burlaş bünyesinde çalışan B16 ve B46 hattının bizim mahallemizde daha sağlıklı hizmet vermesi için güzergah değişikliği konusunda bir talebimiz oldu. Ön çalışma yapıldı ve haftaya bu UKAME'ye girecek Mart ayı içinde. UKAME'ye girdikten sonra karara bağlanacak. İnşallah güzergah değişikliği yapıp bu B16 ve B46'nın Ertuğrul Caddesi ve Adalet Caddesi üzerinden hava ulaştırmadan giriş yapıp o şekilde güzergah değişikliğini yapıp mahalleyi boydan boya geçip bütün duraklardan yolcu almasını sağlamak için bu görüşmeyi yaptık. Hüzeyfe Bey'in azasıyım. Ben Fatma Akgün. Mahallemizin sorunları olarak pazar ilk önce. Öncelikle pazarımız bizim. Çünkü pazar çarşamba günleri olduğu zaman çok sıkıntı yaşıyoruz. Bir hastamız, bir şeyimiz olduğu zaman ambulansımız kesinlikle girmiyor. Ve biz bunları birebir de yaşamış olduk. Çok büyük bir sıkıntı yaşıyoruz bu konuda. Ben Sevgi Togan. Bu sene ilk Hüzeyfe abinin yanında olacağım azalıkta. Ben eğitim için talepte bulunabilirim. Üniversite öğrencileri, ilkokul öğrencileri, durumu olmayan ailelerin çocuklarının tespit edilmesi, onların maddi bir kaynak, okullara, okul aile birliklerine destek. Ben de zamanında bu konuda çok mağdur oldum. Hani böyle ailelerin tespitini yapıp belediyenin bunlara destek çıkmasını istiyorum. Biz azalar olarak da hani elimizden geleni yapacağız. 3 tane kadın aza olarak kadınlarımızın bütün şikayetlerini, isteklerini, taleplerini hepsine göz atıp elimizden geldiği kadar onlara yardımcı olmaya çalışacağız kız çocuklarımıza. İnşallah hayırlısı olur Hüzeyfe abiyle birlikte. 3 kadın yola devam edeceğiz. Muhtarımız uzun senelerdir burada. Bizler buradayız. Mahallenin insanlarını A'dan Z'ye tanıyoruz. Suyunu, her şeyini biliyoruz. Onun için de Hüzeyfe Bey'le devam diyoruz. Evet, ismim Nilüfer Savuç. Hüzeyfe Bey'le biz de ilk defa yeni giriyorum ben de. Arkadaşlarımın dediğine katılıyorum. İnşallah bundan sonra çok daha güzel şeyler olacak diyoruz. Buradayız. Teşekkür ederiz.